Bismillah. Peygamberler Tarihi Asım Köksal Hoca'nın eserinde okuyoruz. Rüya ve rüya çeşitleri başlıklı bölümdeyiz. Uyuyanın uykusunda bazı şeyler görmesine rüya ve hulm, düş denir. Bu ifade bu şekliyle İbn Esir'in nihayesinde Firuzübadi'nin de Kamusul Muhit'inde yer almıştır. Yine fakat rüyada görülen şeyler daha çok hayır ve güzel şeyler üzerine olur. Hulümde görünen şeyler ise daha çok şer ve çirkin şeyler üzerine olur. Bu ifade de İbn Esir'in nihayesinde bu şekilde açıklanmıştır. Diğer bir ifade de Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam rüya ve hulüm hakkında şöyle buyurmuştur. Salih rüya Allah'tandır. Hulüm ise şeytandandır. Bu ifade İmam Malik'in Muvatta'sında, Abdurrezzak'ın Musannef'inde 2. ciltte, İmam Malik'te 2. ciltte, Ahmet bin Hanbel'in Müsnet'inde 5. ciltte, Buhari'nin Sahih'inde 8. ciltte ve Müslim'in Sahih'inde de 4. ciltte, Ebu Davud'un Sünen'inde 4. ciltte, İbn-i Mace'nin Sünen'inde 2. ciltte, Darimi'nin Sünen'inde 2. ciltte, Heysemi'nin Mecmu'z Zevahid'de de 7. ciltte yer almıştır. Yine bir başka hadislerde zamanın sonu yaklaşınca Müslümanların rüyası hemen hemen yanlış çıkmayacaklardır. Zamanın sonu yaklaştığında Müslümanların rüyası hemen hemen yanlış çıkmayacaklardır. Sizin en doğru rüya göreniniz, en doğru söyleyeninizdir. Rüya üç çeşittir. Yüce Allah tarafından kuluna müjde olarak gelen salih rüya. Şeytan tarafından korku üzerine veren rüya. Üçüncüsü de kişinin kendi nefsinden kendisine telkin mahiyetinde vaki olan, uyanık iken içindeki geçirmiş oldukları şeyler uyurken düşünde görmesi gibi olan, bu ifade İbn-i Mace'nin 2. ciltinde yer almış. Yine bir başka ifadede bu çeşit rüyalar görmek gibi rüyalar vardır. Şeytan Ademoğullarına karşı beslediği şiddetli düşmanlık sebebiyle her zaman onlara sataşır, her yönde tuzak kurar, her yolla onların işlerini bozmak ister. Gördükleri rüyalarını da ya içlerine yanlışlar karıştırarak ya da onlara gaflete düşürmek suretiyle örtüp belirsiz ve yararsız hale getirir. Bu ifade İbni Hacer Fethül Bari'de yer almıştır. Yine bu şekilde rüya hakkında ifadeler kullanıldıktan sonra bu konuda başka bir bölümde rüyanın çeşitleri üzerine devam etmeye çalışacağız aynı kitapta.